مسجدا حراما إن شاء الله إن شاء Gerçekten bugün çok anlamlı bir temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz Uhud Camii'miz aslında şu an itibariyle kefesimizde var olan bir camimiz. Ve her nasılsa yolun üzerine yapılmış bir camiydi, küçük bir camiydi, küçük bir mescitti. Şimdi inşallah o bölgedeki o yolları açtıktan sonra, imar yollarını açtıktan sonra o caminin bir başka yere, en yakın bir yere taşınma ihtiyacı doğdu. Ve tabii burada bir arazi hazırlanmak ve bu hazırlanan arazinin de belediyemizce çeşitli imara ve parselasyona ilişkin sorunları ortadan kaldırılarak bugün bu noktaya gelmiş durumdayız. Ben bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Her ne vakit Uhud Camii'ni görsem, hele hele bugünkü görüntüsünü görsem, kepezin nereden nereye geldiğini çok iyi anlamaya yeter bir hüccet, bir delil derim. Hep o camiye, o mescide, o gözle bakarım. Bundan 7-8 yıl önce buralar acaba gitsek mi gitmesek mi denen bir bölgeydi. Çok uzak bir bölgeydi. Ama şimdi çok özel yatırımlarla, çok güzel yatırımlarla, ki bunların bir kısımları kamu yatırımlarıdır, çoğunluğu özel yatırımlardır. Bunlarla birlikte bu bölgemiz, yani Yeşilırmak Caddesi'nin hemen doğu kısmında kalan mahallelerimizin neredeyse tamamı Yeni Kepez'in merkezi haline geldi. Nice güzel sağlık tesisleri, eğitim, kültür, sanat tesisleri ve ticari faaliyetlerini sürdüren hemşehrilerimizin oluşturmuş oldukları tesislerle çok güzel bir şehir görüntüsüne hızlı bir vaziyette kavuşuyoruz. Az evvel oturduğum yerden müftü vekilimizi dinlerken hemen arka kısımdaki silüete baktığım zaman sizlerdeki görüyorsunuz. Gerçekten ne kadar önemli bir değişime, gelişime hep birlikte, hep beraber Kepez olarak imza attığımızı görüyoruz. Değerli dostlar, az evvel müftü vekilimiz çok güzel ifade etti. Bizim toplumsal yaşantımızın merkezinde hep mabetler oldu. Mabetler bizim inancımıza göre Allah'ın evidir. Ve bütün mabetler, bütün mescitler yeryüzünün ilk ve en eski mabedi olan Kabe'nin, Beytullah'ın birer şubesidir. Bizim ecdadımız bu inancı taşlandıracak nice güzel hizmetler, nice güzel çalışmalar yapmış ve bize çok büyük bir miras bırakmış. Elbette ki o ecdadın torunları olarak bizler de şehirlerimizi inşa ederken ecdadımızın gittiği yoldan gitmek ve hayatın merkezine camiyi yerleştirmek mecburiyetindeyiz. Ve biz de bu şehircilik çalışmalarımızı bu esas çerçevesinde şekillendirmeye ve şehirlerimizi de camileri merkez alarak yapılandırmaya gayret gösteriyoruz. Dönemimizde nice güzel camilerin yapıldığı aşikar. Yeni cami alanlarının, özellikle çala kalem yapılmış imar planlarında imara çok da uygun olmayan cami arazilerinin imara uygun hale getirilmesinde ben ve arkadaşlarım çok önemli bir mesai harcadık, harcadılar. Ve şimdi geldiğimiz noktada Antalya'ya örnek olacak nice güzel camilerin de aslında burada, Kepez'de var olduğunu ve var olmaya devam ettiğini görüyoruz. Hayır sahiplerimiz bir yandan camiler yaparken, bir yandan mahalleli kendi arasında yeni camiler yapma noktasında muhteşem bir yarışın içerisindeyken, diğer taraftan da belediye olarak biz, evet,
devre, döneme imza atacak bir mabedi yapmanın peşindeyiz. Ve şimdi o mabedimiz de yeni mahallede Allah'ın izniyle yükseliyor. Tabii bu mabedin farklı bir özelliği de olacak. İçerisinde 24 saat Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, haftanın belirli vakitlerinde ve saatlerinde müştemilatının içerisinde Siyer-i Nebi'den fıkıha kadar, kısası Enbiya'dan akaide kadar, kelama kadar halkın anlayabileceği nitelikte sohbetlerin yapıldığı, güzel bir programın uygulandığı özel bir program camisi olacak. Ve buradaki bugün temelini attığımız camiler aslında o camilerden ilham alarak daha güzel hayatın merkezi olma noktasında programları yaptıkları camiler olacak. Tabii bir önemli husus da şu ki camileri bina olarak yapabiliriz. Ama onları yaşatmak, onları her an ibadet edilecek şekilde ibadete hazır halde tutmak da çok önemli bir sorumluluk ve bir vazife. İftarla ifade ettiğim belediyemizin bir uygulamasının altını burada çizmek istiyorum. Biz göreve geldiğimizde camilerin temizliği ile alakalı çeşitli problemler vardı. Ama biz dedik ki bu şehirde yeni bir çığır açalım ve yeni bir başlangıcı gerçekleştirelim. Mabetlerimizi şimdi yaklaşık 50 kişilik bir ekibimizle sabahtan akşama temizliyoruz. Ve böylelikle camilerimiz çok daha nezih mekanlar haline geldi. Bununla beraber bu hizmetin bir hayrı daha oldu. Bizden sonra diğer belediyeler ve Büyükşehir Belediyesi de 2013 itibariyle bu çalışmalara başlamış oldular. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Rekabet aynı zamanda kaliteyi yükseltirmiş ama fiyatları da düşürürmüş. Yani kamu hizmetinde de böyle. Kamu hizmetinde de rekabeti meydana getirebilmek aynı serbest piyasada olduğu gibi oluyor ve kazanan her zaman halk oluyor, millet oluyor. Örnek olmaktan dolayı, bir hayra delalet etmiş olmaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Niyetimiz hayır, inşallah akıbette hayır olacak. Yine Peygamberimizin bir hadisiyle bitirelim. Eğer siz Allah için bir nokta ortaya koyuyorsanız, o noktayı büyütmek Allah'ın görevidir diyor Hazreti Peygamberimiz. Bugün burada Allah için bir nokta ortaya konuyor ve inanıyorum ki bu noktayı büyütmek de Allah'ın görevidir. Ve çünkü hiçbir mescit, hiçbir mabet yeryüzünde yarım kalmamıştır. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Biz yine bir mabedin temelinin eşiğindeyiz. Bu mabetle mahallemiz, ilçemiz ve Antalya'mız, ülkemiz anlamında yükselmek, yücelmek istiyoruz. Ya Rabbi bize nasip eyle. Bu mabetle beraber, imarını, temelini atacağımız mabetle beraber yüreklerimizin de imarını sağla ya Rabbi. Ve bu güzel ülkemize fitne fesat veren, zarar veren bütün kötüleri de mahvu perişan eyle. Birliğimizi, vahdetimizi bozma ya Rabbi. Ya Allah, ya Bismillah, Allahu Ekber.